Evet arkadaşlar, beraberce İcra Müdürlüğü ile ilgili müdür ve müdür yardımcılığı ile ilgili 2012 yılında çıkmış olan sınav sorularımızı çözüyoruz. Şimdi beraberce birinci sorumuza bakalım. Rehin cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor. Arkadaşlar, ciro bedeli tahsil içindir veya vekaleten kelimesi geçiyorsa tahsil cirosudur. Bundan dolayı A seçeneği değildir. Rehin cirosunda ciro edene karşı ileri sürülebilecek defiler senedi rehin cirosu ile elde etmiş olan iyi niyetli kişiye de ileri sürülebilir. İyi niyetli kişiye karşı ileri sürülemeyecektir. B seçeneği de yanlıştır. Çeklerde rehin cirosu yapılamaz ki doğru olan budur arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Senedi rehin cirosu ile elde etmiş olan kişi temlik cirosu yapamaz. Rehin cirosu yapabilir. Rehin cirosu ancak bir banka lehine yapılabilir. Sadece banka lehine yapılabilir diye bir kavramımız söz konusu değildir. Zaten çeklerde de rehin cirosu yapılamayacağı için bundan dolayı cevabımız da Ceyhan'dır. Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dikkat edin arkadaşlar burada. Yine İlk iki soruda çekle alakalı soru sormuş. Yani bu yıl çekle ilgili kambiyo senetlerinden çek ile ilgili daha çok soru gelmiştir diyebiliriz. Hesapta yeterli karşılık bulunmaması üzerine hamil bankaya karşılıksızdır beyanını yazdırmak yerine protesto çekerse müracaat hakkını kaybeder demiş. Hayır, aslında müracaat hakkını kaybetmez. Çünkü protesto çektirmesi zaten bunun karşılıksız olduğunu da gösterdiği için böyle bir durum söz konusu olmayacaktır. Yani yanlıştır A seçeneği. Çekin karşılıksız olması halinde hamil sadece keşişiciye başvurabilir. Çekte cirantaların müracaat borçlusu sıfatları yoktur. Arkadaşlar, hamil burada çekin karşılıksız kalması halinde herkese başvurabilecektir. Yani sadece keşişiciye, yani düzenleyene başvuracaktır diye bir durum söz konusu değildir. B de bundan dolayı yanlıştır. Hesabın olduğu şube dışındaki bir şubeye ibraz müracaat hakkını düşürür diyor. Hayır arkadaşlar, düşürmez. Bu durumda da yine müracaat hakkı vardır. İbraz süresinin dolmasını takip eden 2 iş günü içinde çekin bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksız beyanı yazdırılması müracaat hakkının kullanılabilmesini sağlar diyor. Arkadaşlar, ibraz süresinin dolmasını takip eden 2 iş günü içinde çekin bankaya ibraz edilmesi. Hayır, ibraz süresinin dolmasını takip eden değil, ibraz süresi dolduğu zaman bunu yapacaktır. Bu poliçe ile alakalı bir şeydi. Vade artı 2 iş günü diye söylüyorduk poliçede. İbraz süresi artı 2 iş günü diye bir durum çekte söz konusu değildir. Bundan dolayı D seçeneği de yanlıştır. Çekin ibraz süresi içinde takas odasına ibraz edilmesi halinde muhataba ibraz şartı sağlanmış olur. Yani sunma şartı sağlanmış olur ki E seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Avaliste, yani aval veren kişiye ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. Avalist aval beyanını senet veya aloncadan ayrı bir kağıda yazabilir. Hayır arkadaşlar, ya senede ya da alonca yazacaktır. Avalist lehine aval verdiği kişinin şahsi defilerini ileri sürerek ödemekten kaçınabilir. Hayır, herkes kendi defisinden sorumludur. Yani savunması herkesin kendine aittir. Yani başkasının savunmasını kendi savunmamış gibi ileri süremezsin. B seçeneği de yanlıştır. Önce lehine aval verilen kişiye başvurmadan doğrudan avaliste başvurulamaz. Arkadaşlar, avalist dediğim şey kefil gibi bir durumdu borçlar hukukundaki. Ancak buradaki avalist tabii ki de ticari durumlarda söz konusu olduğu için